Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Efendim, herkese hürmetle selamlıyorum. Ee, aslında Cemil Bey e, bilgileri nereden bulduysa bulmuş. Ondan sonra biraz e, bizi şeyin başında da, programın başında e, hak etmediğimiz şeylerle anılmamıza sebep oldu yani. İnşallah o andığı şeyin hakkını vermeye karşılık veririz inşallah. Şimdi e, tabii Mekke e, ve Peygamberimizin geldiği dönemde Mekke söz konusu olduğu zaman e, nereden başlamamız gerektiği konusunda aslında e, gelirken bir şeyler düşünmüştüm ben yolda e, ama sonra aslında Peygamberimiz dönemi Mekke'sine baktığımız zaman özellikle ee, bu aleme teşrifinden önceden itibaren e, ve hicrete ki olan döneminde e, Mekke'nin şehir hayatıyla çok böyle iç içe yaşamış olduğunu ama bu arada hep e, Allah'ın kontrolünde olduğunu ve Allah bir anlamda e, Mekke'yi e, Efendimiz'e bir tanıtmış olduğunu ve e, ondan öğrendiğimiz şekliyle Sonraki nesillere aktarılması gerektiği gibi bir giriş yapmayı aslında arzu ettim. Şundan dolayı arzu ettim. Aslında Mekke tarihi demek, tevhidin tarihi demek. Şimdi semavi dinlerin hepsi, yani kitaplı dinlerin tamamının en ortak özelliği hepsinin şehir ortamında doğmuş olmaları. Onun için Peygamber Efendimiz'in de en önemli özelliği şehirli olması. Sadece Peygamber Efendimiz için geçerli değil bu. Kur'an-ı Kerim'de bir peygamberin hayatıyla ilgili bahsedildiği zaman siz hepiniz daha önceki hocalarımız söylemiştir. Şimdi biz Türkçede kıssa kelimesi veya kıssadan hisse dediğimiz zaman onun biraz böyle süslenmiş, biraz böyle abartılmış olduğu tarafı üzerinde dururuz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliklerinden yani mucize taraflarından birisi de Kur'an-ı Kerim'de anlatılan her kıssa mutlaka gerçek bir olayla birebir örtüşür. Onda hiç en ufak bir farklılık şudur budur söz konusu değildir. Onun için bir e, peygamberin hayatı anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de e, hep şehir vurgusu yapılır. Mesela e, kariye kelimesi köy anlamına gelir. İşte siz birçoğunuz Arapça ile karşılaştınız. Ama Kur'an-ı Kerim'de qaryatan diye geçtiği zaman Mekke ve Taif'den bahsedilir. Diğer taraftan dar kelimesi mesela ev anlamına gelir. baktığınız zaman işte Hazreti Yusuf'la ilgili konuşulduğu zaman mutlaka işte şehir karşılığı vardır ve hep şehirlilik durumu söz konusudur. Onun için Hazreti Peygamber'in bir şehirde doğmuş olması, şehirde hayatını sürdürmüş olmasının fevkalade önemli, altı çizilmesi gereken bir husus olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii bir de için şu tarafına bakmamız lazım. Biz işte Kitabı Mukaddes'i ele aldığımız zaman Kitab-ı Mukaddes'te bir takım yerlerden bahsedilir, bir takım tarihi olaylardan bahsedilir ve hep o neticelendirilmeye çalışılır. Ama Kur'an-ı Kerim'de yer atları olarak bahsedilen yerler, hatta bir takım tarihi olaylardan bahsedilirken böyle bir kesinlik durumu söz konusu değildir. Mesela Hazreti İbrahim'in yolculuğundan davetinden bahsedilir, ama Hazreti İbrahim'in işte hangi bölgeleri gezdiği konusunda bizim böyle kitabı mukaddesi açıp okuduğumuz zamanla Kur'an-ı Kerim'i açıp okuduğumuz zaman ikisinde aynı neticeye varamayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hep böyle bir kesinlik durumu söz konusu değildir. Ama Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim tabi bir coğrafya kitabı değil ama coğrafi bilgiler de veriyor. Kesin olan tek bir yerden bahseder o da Mekke'dir. Yani Kur'an-ı Kerim'de yer adı olarak doğrudan tabi diğer yerlerden bahsediyor. Tuğru Sina'dan bahsediyor, şunlar, bunlardan bahsediyor ama ...hep Mekke hem isim olarak hem yer adı olarak e, hakkında hiçbir şüphe olmayacak şekilde e, Mekke'den bahseder. Tabii Mekke'den bahsetmesinin temel sebebi de bünyesinde Kabe'nin olmasından kaynaklanıyor. Çünkü biz tarihçiler derslerimize başlarken Mekke'nin tarihiyle Kabe'nin tarihinin iç içe olduğunu söyleriz. Hatta Mekke'nin tarihiyle Kabe'nin tarihini birbirinden ayırt etme imkanımızın olmadığı vurgusu üzerinde dururuz. Bu bakımdan Mekke ile Kabe'yi birbirinden ayırt etme şansımız yok. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Mekke ile Kabe'nin birçok adı da birbirine karışmıştır zaten. Yani Mekke'nin ve Kabe'nin birçok adı vardır. Hatta işte Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Bekke kelimesi geçiyor. Yani işte yeryüzünde ibadet maksadıyla yapılmış olan ilk ev ilk mabet anlamında orada mesela bekke kelimesi geçiyor İşte bizim e, lügat alimlerimiz Biz de biz tarihçiler bu konuyla ilgili araştırma yaptığımız zaman niye mim kullanılmamış da niye be kullanılmış filan bu işin e, ayrıntısı var bu hususta ilgili ama orada kesin olan şu var bir e, bir mabetten bahsediliyor o mabet Tevhid inancının başlangıcı Hatta bizim daha önceki derslerimizde hocalarımız mutlaka söylemiştir. İslam tarihiyle ilgili çalışmalar yapıldığı zaman hep ilk insandan, ilk e, mabetten, ilk peygamberden başlama alışkanlığı vardır. Yani biz İbni İshak'ın işte siyer ilminin kurucusu kabul ettiğimiz İbni İshak'ın planıyla işte yakın zamanda kalmış olan Ahmet Cevdet Paşa'nın kısası enbiyası arasında bir fark yoktur mesela. Veya işte bizim çok bildiğimiz Taberi'nin tarihi nasıl yaratılıştan, ilk peygamberden, ilk insandan başlıyorsa Kemal Paşazade'nin tarihi de aslında o şekilde gelir. i̇bn İbni Nesir'de de, İbni Kesir'de de biz hep aynı şeyi görürüz. Hep onlar bir şekilde ilk insana, ilk peygambere gitme ihtiyacı hissetmişlerdir. Bundan dolayı Mekke bir anlamda tevhidin merkezi olduğu için, tevhid inancının merkezi olduğu için, tek Allah'a inanmanın ve tek Allah inancının merkezi olduğu için ve bu merkezin en önemli temsilcisi de Kabe. Hatta işte bizim orta çağdaki tarihçilerimiz yazarlarken, Peygamber Efendimizin dönemini de yazarken, çünkü hep o dönemi şey yapacağız. Kabe'nin işte etrafında işte taberi tarihinde yazar, mescidi Haram'ın içerisinde bulunanların kıblesi Kabe'dir. Mekke'de bulunanların kıblesi mescidi Haram'dır. Mescid-i Haram'ın dışında bulunanların Kabe'si e, Mekke'dir diye. Çünkü ve insanların hem Kabe'nin etrafında dönüşlerini hem de yeryüzünün neresinde olursa olsun ibadet maksadıyla Kabe'ye yönelmiş olmalarını bunların hepsinin bir şekilde dünyanın kendi etrafında dönüşüyle e, ilişkilendirme gibi bir anlayış vardır. Mesela bizim Osmanlı döneminde yaşamış Evliya Çelebi'miz var biliyorsunuz. Evliya Çelebi aslında bizim ilk ansiklopedimiz, hatta işte ilk e, gezginimiz, hatta tiyatrocumuz bile diyebiliriz. Çünkü padişahın canı sıkıldığı zaman siz getirin evliyayı deyip tamam mı padişahla ilgili güzel şeyler konuşurmuş, güzel taklit yaparmış, güzel müezzinlik yaparmış mesela sesi çok güzel. E, ve o bakımdan e, hatta işte seyahat ya Resulallah diye anlatılan meşhur hikayesi aslında Evliya Çelebi Mekke'yi, Medine'yi anlatırken benim size anlatmaya çalıştığım Peygamberimizin yaşadığı Mekke'yi anlatmaya çalışıyor aslında. Onun için burada bir Evliya Çelebi'den kastetmemin sebebi şudur. Evliya Çelebi Arafat'a çıktığı zaman diyor ki artık yeryüzünde ben istisnai şahıslardan bir tanesiyim. Niye istisnai şahıslardan bir tanesiyim? Ben diyor Kabe'nin dört cephesine yönelip ibadet etme şansı buldum. Çünkü biliyorsunuz Kabe'nin dört bir tarafı bir yönü işaret eder. Yani işte biz Rüknü Şami diyoruz, Rüknü Yemani diyoruz, Rüknü Irak'ı diyoruz. Her bir köşesi bir yönü işaret eder. Yani Yemen tarafı işte güney tarafına geliyor. Rüknü Şami tarafı kuzey tarafına geliyor. İşte doğu ve batı olmak üzere hepsi bir tarafı işaret ediyor. Ve Evliya Çelebi işte yeryüzünün çeşitli yerlerini gezmiş ya. Ben diyor şuradayken e, Rüknü Yemani'ye döndüm. Şuradayken Rüknü Şami'ye döndüm. Şuradayken Rüknü Iraki'ye döndüm. Ve hepsine aynı anda farklı zamanlarda da olsa yönelme imkanı buldum. Bu bak çünkü bizim klasik kaynaklarımızda Peygamber Efendimizin Kabe'nin içerisine girmişliği var mesela. Nerede girdi? i̇şte Umre'tul Umretül girdi. Mekke'nin fethinden sonra girdi. Hatta işte meşhur biliyorsunuz bizim Kültürümüz bir devamlılık, medeniyetimizin e, her unsurunu her dönemde görme şansımız var mesela. Şimdi Bilal-i Habeşi'ye biliyorsunuz Fetih ezanı okutuyor. Veya Ümretül Kada e, esnasında e, şeyin üzerine çıkarıp, e, Kabe'nin damına çıkarıp ezan okutuyor her ikisinde de. Hatta işte Mekke müşrikleri diyorlar ki keşke ölseydik de bu günleri görmeseydik. Kimisi işte yorum yapıyor bunlar niye böyle sesler çıkarıyor diye bilal ı Habeşi'nin ezanından dolayı, işte Mimar Sinan Edirne Selimiye Camisi'ni yaparken Peygamber Efendimiz'in bilal ı Habeşi'ye Kabe'nin damında ezan okuduğunu hatırlatması için müezzin mahfilini Kabe'nin ölçülerinin tam yarısı kadar yapmış. Yani şimdi Mimar Sinan'ın orada yapmış olduğu iş bir tesadüf eseri değil. Çünkü Evliya Çelebi de Mimar Sinan da bir medeniyete aitler. Bu medeniyetin bir e, ortak özelliği var. O da nedir? İnanç, eylem ve düşünce. Bunun üçünün arasında bir birliktelik var ve bu birlikteliği hayatlarının her safhasında yansıtıyorlar. Bunu nereden öğrendiler? Hazreti Peygamber'in hayatından öğrendiler. Yani onun için eee Hazreti Peygamber ...bizim hayatımızın içerisinde devamlı yer alması, gündelik hayatımızın en önemli parçası olması... ...Hazreti Peygamber'le birlikte yaşamak anlamına geldiği gibi... ...aynı zamanda Hazreti Peygamber'in bulunduğu me 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 mekanlarda bulunmak anlamına geliyor. Yani şimdi Efendimiz doğduğu zaman e, işte e, dedesi Abdülmuttalip ile ikisi arasındaki ilişkilere baktığımız zaman... ...en çok karşımıza şunu gösterirler... Kabe'nin önünde duran bir şey var, e, minderi var ve e, hep oraya gelir oturur. E, başkaları oturduğu zaman e, Abdülmuttalip tepki gösterirdi ama küçük Muhammed geldiği zaman ona tepki göstermezdi. Ama işte küçük Muhammed'e isim soruyor. E, niye Muhammed ismini koydunuz diye e, biliyorsunuz e, peygamber efendimiz bu aleme teşrif ettiği zaman e, dedesine haber getiriyorlar. O da e, Kabe'yi tavaf ettiriyor. Hep Kabe ile ilişki olduğu anlamında söylüyorum. Hemen torununu alıp gelip Kabe'yi tavaf ettiriyor. Daha sonra bir ziyafet veriyor. Ve bu ziyafette... Affedersiniz. Bu ziyafette e, ne isim koyduğunu soruyorlar. Araplar arasında pek Muhammed ismi çok bilinen bir isim değil aslında. Diyor ki Muhammed koydum. Niye Muhammed koydun? Diyor ki yerde insanlar gökte de e, Allah e, onun ismini ansın diye veya işte e, melekler onun ismini ansın diye böyle bir şey söylüyor. E, ve aslında bu işte hani bizim e, Yahya Kemal'in Sultan Selim'i evveli rahmetmeyip ecel fethetmeliydi alemi şanı <laughs> Muhammedi diye söylüyor ya işte aslında. İşte aslında Hazreti Peygamber'in yaşadığı tarihle beraber yaşama anlamına geliyor bu. Çünkü Yavuz Sultan Selim biraz daha genç yaşta vefat etmeseydi diyor yani tabi tarihte böyle bir şey yok çünkü tarih röterik değil şöyle olsaydı denmez olmuş bitmiş yani öyle bakmak lazım ama e, Yahya Kemal işte bizim bir medeniyetimiz olduğunu bizim bir medeniyete ait olduğumuzu göstermek için diyor ki işte e, eğer Sultan Selime Ecel yetişmemiş olsaydı bütün dünyanın her yerinde ezan okunuyor olacaktı. Yani ezanın niçin bir sembol olduğu, niçin dünyanın her yerinde Arapça okunması gerektiği, yani ilk şekliyle okunması gerektiği, yani Hazreti Peygamber'in hayatında biz Mekke'deki Hazreti Peygamber'in hayatını bakarken bu dünyaya teşrifinden öncesinden itibaren hep bir tesadüf bir şeyin olmadığını ve olan her şeyin mutlaka bir anlamının olduğunu bilmemiz gerekiyor. İşte bu anlamda bu bizim medeniyet fikrimizin, medeniyet algımızın işte bir bütün olması meselesi işte nasıl Evliya Çelebi'de veyahut Mimar Sinan'da yansıyorsa aynısı işte Yahya Kemal'de de bu şekilde yansıyor. Yani ezan-ı Muhammedi'nin ne anlama geldiğini. Çünkü ezan-ı Muhammedi sadece bize vakit olarak bir şeyler hatırlatmıyor. Efendimiz'i hatırlatıyor, onunla birlikte olmayı onun zamanında bu ezanın okunduğunu en azından bilmemizi hatırlatıyor. Bu bakımdan Kabe ile Peygamber Efendimiz arasında çok böyle sıkı bir bağlantının kurulmuş olduğunu görüyoruz. Aslında bu bağlantıyı biraz daha geriye götürdüğümüz zaman Mekke'den bahsediyoruz. Bu bağlantıyı biraz daha geriye götürdüğümüz zaman Hazreti Peygamber bu aleme teşrif etmeden önce hayatın içerisinde bir takım olaylar var ve bu olaylar Hazreti Peygamber'in hayatıyla birebir ilişkili olaylar. Çünkü mesela Ebrehe'nin fil vakası var. Hatırlıyorsunuz Abdülmuttalip e, develeri için veya işte kendisine ait e, malları için gittiği zaman Ebrehe niye şaşırıyor? Ben diyor adamın mabetini yıkmaya gelmişim adam bana kendi mallarını soruyor diyor. Çünkü Ebrehe'nin, e, Hazreti Peygamber'in dedesinin aslında bir şey temsil ettiğinin farkında değil. Zaten farkında olsa Kabe'yi yıkmaya gelmez. E, tamam mı? O normal bir şey. Ama e, işin böyle bir tarafı var. Ve işte orada fil e, işte vakası meydana geliyor. Ve e, belki bilenleriniz vardır. E, ama hemen Peygamberimizin hayatındaki... ...bir yansımayı hemen söyleyelim. Müşrikler biliyorsunuz Mekke, Mekke ayetlerle medeni ayetler arasında önemli fark var. Medeni ayetler daha çok uygulamayla, muamelatla ilgili hususlar ağırlıklı olarak... ...Mekke'deki ayetler ise daha çok e, ahiret inancı, iman esasları, ahlak esaslarıyla ilgili. Ve diyorlar ki müşrikler, çünkü hafızaya kazınmış, fil vakası olmuş... Ve Mekkelilerin hatıratında hayat hikayelerinin içerisinde e, olay var. Nedir o olay? Ebabil kuşları gelmiş, e, bir takım izler bırakmış onlar. Diyeceksiniz ki bunun Peygamber Efendimiz dönemiyle ilgisi nedir? Çünkü müşrikler biliyorsunuz diyorlar ki e, madem sen doğru bir din getirdin, hak bir din getirdin, o zaman o Allah'ına söyle, e, Ebabil kuşlarının e, nasıl Fil vakasında fil ordusuna ve beraberindekilere taş yağdırdığı gibi bizim üstümüze de taş yağdırsın ve o zaman sana iman edelim diyorlar. Ama Allah biliyorsunuz e, ayetle cevap veriyor. Diyor ki sen onların arasındasın ve ente fehim diye onların arasında olduğun sürece ben diyor onları da taş yağdırmak gibi bir durum ne değildir. Söz konusu değildir. Onun için Hazreti Peygamber'in yaşadığı Mekke'yi biz bilmemiz gerektiği gibi Hazreti Peygamber'in her zaman bizim içimizde bizimle birlikte olduğunu ve bu entefihimden ayrılmamamız gerekiyor. Bu aslında bizim birçok hayat hikayemize de birçok düstur, belirti, işaret veriyor. Şimdi diğer taraftan bakıyoruz. Abdülmuttalib'in diğer önemli bir tarafı zemzem kuyusunu ortaya çıkarıyor. Yani zemzem Biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in eşi Hacer validemizle oğlu İsmail'in küçüklüğü zamanında Mekke'ye getirip böyle bir Mekke ile ilgisi var. Hatta şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mekke'nin şehir olarak ortaya çıkışı doğrudan Kabe ile ilgili ama şehir olarak ortaya çıkışına katkıda bulunan diğer unsurlar diye saydığımız zaman ilk sırada Zemzem kalır. Hatta işte e, zemzemin ortaya çıkmasından sonra e, Yemenli kabileler, Cürhum kabilesi e, eskiden de oradan geçiyorlarmış. Bu sefer geçtikleri zaman bakıyorlar ki orada bir hayat emaresi var, su var. Daha önce diyorlar biz burada yoktuk. E, ama biz e, şey yapsaydık keşke e, ne olduğuna bir bakalım diye bakıyorlar. E, Hacer validemiz de diyorlar ki biz buraya ikamet edelim madem su var. Biz Yemen'den ayrıldık. Çünkü Arap Yarımadası'nda o dönemde coğrafi en önemli belirleyici su. Susuzluk insanların sürekli yer değiştirmelerine sebep oluyor ve Cürhüm kabilesi e, oraya gelip bir anlamda yerleşiyorlar. Hacı Hazri, Hacer Validemizin bir tane şartı var. Diyor ki bu su hakkında mülkiyet iddiasında bulunmayacaksınız. Hatta işte e ee, Su akmasın diye etrafını çeviriyor. Peygamber Efendimiz yani Peygamber Efendimiz'in hayatında zemzemin yerini olduğunu söylemek için söylüyorum bunu ee, diyor ki eğer diyor Allah e, İsmail'in annesine rahmet etsin diyor eğer etrafını çevirmeseydi diyor bu akan bir nehir olacaktı yani ilk zemzem ortaya çıktığı zaman ve bugün modern araştırmalar. Yani e, zemzemle ilgili modern araştırmalar aslında e, peygamber efendimizin o yaşadığı dönemdeki sözlerini, zemzemle ilişkisinin doğru olduğunu gösteriyor. Ne bakımdan doğru olduğunu gösteriyor? Çünkü zemzem bir kuyu değil sanki. Bir taraftan tetaife kadar gidiyor, bir taraftan e, ciddiye kadar gidiyor aslında. Hatta bunun şey olarak... E, kimyasal kimya mı diyeceğiz ne diyeceğiz veya tabiat bilimleri açısından bakıldığı zaman e, ciddedeki nemli hava taifteki diğer havayla birleşip aslında zemzemin bir anlamda kaynağını oluşturuyor hatta işte peygamber efendimizin hayatındaki Mekke'den bahsederken mesela Mekke'ye gittiğimiz zaman ne yapacağız İlk yapacağımız işlerden birisi Kabe'yi gördüğümüz zaman çünkü efendimiz öyle yapmış yani biz bunu anlatma sebebimiz de o. Kabe'yi gördüğümüz zaman en iyi şeyleri istemeye çalışacağız. Çünkü o anda doğanın hiçbirisinin reddedilmemiş olduğu bir an. Gene Peygamber Efendimizin Zemzem'le ilgili söylemiş olduğu var. Ne niyette içerseniz onun için diyor Zemzem. Hatta işte ee, İbni Hacer el-Eskalani diye bizim meşhur bir hadis alimimiz var. Yani diğer işleri de yapmış da hadisçiliği tarafından çok önemli mesela. O diyor ki şu kadar hadis ezberleyeyim diye temenni de bulunmuştum diyor. Keşke diyor daha çok söyleseydim diyor. Bizim meşhur Anadolu'ya gelen i̇bn Arabi değil de Ebu Bekir i̇bn Arabi diye biraz daha e, Selefi tarafı ağır basan tamam mı? i̇bn Arabi var mesela o da Endülüs'tü. O da diyor ki Keşke diyor ilk gördüğüm zaman diyor alim olamayı istemiştim zemzemden ilk içerken. Keşke diyor biraz daha muttaki olma niyetiyle isteydim diyor. Ondan sonra işte Hatip el-Bağdadi var mesela. O da diyor ki üç şey istedim zemzem içerken diyor. İkisi gerçekleşti. Bir tanesinde diyor ben öldükten sonra siz takip edin gerçekleşmiş olup olmadığına diyor. O üç şey istemiş olduğundan bir tanesi şu kadar hadis ezberleme diyor. Şimdi ondan fazlasını biliyorum diye söylüyor. Bağdat'ta falan yerde hadis dersi okutmayı çok istemiştim. O da gerçekleşti diyor. Bir isteğim daha var diyor. E, vefat ettikten sonra diyor falan kabristanda falan hocamın yanına gömülmeyi istiyorum. Ama Ben diyor bunu görme şansım yok. Tamam mı ondan sonra? Siz diyor bunu görürseniz e, bunu aktarırsınız diye söylüyor. Ve e, hakikaten e, Hatip el hayat hikayesinde okuduğumuz zaman o anlatmış olduğu kabristana defnedilmiş olduğunu görüyoruz. Yani Hazreti Peygamber zamanında e, zemzem e, nasıl bir anlam ifade ediyorsa Hazreti Peygamber'in anlattığı gibi, onun yaşadığı gibi biz yaşarsak zemzemi işte aynısı aslında hayatımızın içerisinde ne yapılmış oldu? Yer almış olduğunu görüyoruz yani bu anlamda. Ee, onun için Abdülmuttalib'in Zemzem'i bulmuş olması aslında Efendimiz hayatıyla birebir doğrudan ilgili olan bir husus. Çünkü tabii bir de şöyle bakmamız lazım. Ee, Peygamber Efendimiz diyor ki ben e, İbrahim'in soyundan geliyorum. Yani İsmail Peygamber'in bir gün biz... Kureyş kabilesi olarak bahsetmiş olduğumuz Mekke'nin yerlilerinin soyları işte hatta 21 kuşak büyük dedesi Adnan'a kadar Hazreti Peygamber diyor ki benim soyumda herhangi bir şey yok. Hepsini biliyoruz. Yani bir de bizde şöyle bir şey var. Soy kütüğü bilme konusunda biz çok mesela Araplar bu konuda bizden daha hassaslar. Çünkü onların yaşadığı coğrafyalar bir takım işte e, kabile e, tarzı yaşamın ağır ol, olmasının da e, sebebiyle e, bize göre onlar e, soylarını daha çok biliyorlar. Mesela şimdi biz bilsek bizim tabii şöyle bir şansımız oluyor, bizde şöyle oluyor e, bizim adımız e, kendi adımız e, babamızın adı dedemizin adı bu isim biliyorsunuz birkaç kuşak dönüyor bizde. tamam mı? yani mesela e, çocuğunun adı babasının adı Ahmet çocuğuna koyuyor. Tamam mı? Ondan sonra çocuğu kendi babasının adı Ali, Ali'yi koyuyor. O biri ona işte Hasan ve bu isimler böylelikle bir anlamda dönüyor. İşte bu açıdan da bakıldığı zaman soy hikayesi Peygamber Efendimizin dedesi Adnan'a kadar rahatlıkla gidiyor. Bir de tabi İsmail'e bağlama işi var. Ben diyor benim soyum oraya kadar gidiyor ama diyor Peygamber Efendimiz Arada diyor bir takım e, şüpheler olabilir belki diye. O konuda bir kesinlik söylemiyor. Aslında işte burada e, gene e, ilk dersin başında söylemiş olduğum... ...Kuran-ı Kerim'in üslubuyla Peygamber Efendimiz'in üslubu arasındaki benzerlik var burada. Çünkü Peygamber Efendimiz nasıl biz Kur'an-ı Kerim'e bakarak... ...Hazreti İbrahim'in ne zaman yaşadığını nasıl keşfedemiyorsak... E, ...yani... Peygamber Efendimiz o Kur'an-ı Kerim'deki var olan hususiyeti kendi hadislerinde de aynı şekilde gösteriyor. Yani işte o Kur'an-ı Kerim'in e, vermiş olduğu bilgiyle Peygamber Efendimizin vermiş olduğu bilgi arasında bir birliktelik e, söz konusu. Bu bakımdan e, soyu e, bir anlamda e, Hazreti İsmail'e kadar e, gidiyor. Zaten Kureyş kelimesi, Kureyşlilerin ortaya çıkışı. E, bunlar tabi e, Mekke. E, Peygamber Efendimizin yaşamış olduğu Mekke söz konusu olduğu zaman ise e, Efendimizin beşinci kuşaktan dedesi olan Kusay bin Kilap aslında Mekke'yi o hale getiriyor. Çünkü Kusay'dan önce Kabe biliyorsunuz harem bölgesinde bulunuyor. İnsanlar harem bölgesine saygılarından dolayı Gündüzleri harem bölgesinde yaşıyorlar, akşamları harem dışında yaşamayı alışkanlık haline getirmişler. Bu bakımdan onlar e, harem dışı e, yerlerde vakitlerini geçiriyorlar. Kusay bin Kilab ilk defa Mekke'de insanları yerleştiriyor. Yani kabe merkezli olarak Kusay e, bin Kilab e, Mekke'de Kureyş kabilesinin ana kabilelerinden başlamak suretiyle onları yerleştiriyor. Aslında Kusay yerleştirmesi bize Mescid-i Haram'ın planını ortaya çıkarıyor. Şimdi Mescid-i Haram Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Mesela Kabe'nin ismi olduğu söyleniyor. Veya işte Kabe'yi kuşatan mescit bugün bizim anladığımız Mescid-i Haram'dan anladığımız Kabe'yi kuşatan mescit anlamına geliyor. Ama Kabe'yi kuşatan mescit etrafının çevrelenmesi Hazreti Ömer zamanında. Çünkü Hazreti Ömer zamanına kadar bugün bizim mescidi haram dediğimiz alanın etrafı bir belli duvarlarla veya sınırları belli bir şekilde değil. Sadece o Kusay'ın yerleştirdiği Kureyş kabileleri var. Aralardan çıkma sokaklar var. Hatta işte Hacer-ül Esvet, hani Peygamber Efendimizin hayatında hep Kabe'yi tanıma var diye söylemiştik ya. Mesela en önemli hususlardan birisi de Hacer-ül Esvet'in yerine konulması konusunda Hakemlik yapmış olmaz. Çünkü biz Kabe'nin yıkılıp yeniden yapılmasıyla ilgili rivayetleri incelediğimiz zaman orada birçok aslında tevhid inancıyla, tek Allah inancıyla ilgili ve bu inancın gerektirdiği yaşam şartlarıyla ilgili. Mesela ee, o işte öncülük yapanlardan birisi müşriklikte çok ileri gidenlerden birisi mesela Peygamber Efendimizin Peygamberliğinden sonra ama diyor ki Kabe'yi yaparken e, işte e, ne nereden kazanıldığı belli olmayan parayı kullanmayalım diyor. Hatta işte belki e, tarihçiler olarak araştırmamız gerekebilir e, biraz kafa yorulması gereken hususlardan birisi bildiğiniz gibi şu anki Kabe, Peygamber Efendimiz zamanındaki Kabe. Ama bu andaki, şu andaki Kabe, Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu Kabe'nin en azından o hatim duvarı olan kısmı, Peygamber Efendimiz'in geçtiğindeki Kabe'nin yıkılıp, yeniden yapılması esnasında malzeme yetmiyor. Malzeme yetmemesi, belki o bölgenin coğrafi özellikleriyle ilgisi olabilir. Diğer taraftan uygun bir kaynak bulamamasıyla da ilgisi olabilir. Ee, onun için e, Kabe'nin üç duvarı Hazreti İbrahim'in temeline göre yapılıyor. O bizim hatim duvara adını verdiğimiz bir insanın göbeğine gelecek kadar olan duvar olan kısım e, Kabe'den olduğu belli olması için hatta işte orada namaz kılınıp kılınmayacağı meselesi hep tartışılmıştır. Orada namaz kılınmaz mesela. Çünkü tavaf bittikten sonra makamı e, İbrahim'in Gerisinde tavaf namazı kılma adetimiz var bizim. Orada o duvar belli oluyor. Hatta Abdullah bin Zübeyir Emevilere karşı muhalefet hareketine giriştiği zaman Kabe bir yangın geçiriyor. İşte bir takım olaylarda olmuş. İşte Kabe'nin taşlanması olayları falan da var mancınıklarla. Bu olaylar Kabe'ye hasar veriyor. Ve Abdullah bin Zübeyir Hazreti Peygamber'in bir hadisini hatırlıyor. Hemen gidip teyzesine soruyor. Kim teyzesi? Hazreti Ayşe. Diyor ki şöyle bir hadis var mı? O hadiste şu. Duymuş olduğu hadis veya işte teyzesinden duymuş olduğu hadis. Kavmine ağır gelmeyeceğini bilsem Kabe'yi yıkar. Hazreti İbrahim'in temelleri üzerine yeniden yapardım diyor. Ve aslında Abdullah bin ile muhalefet var o zaman. Çünkü e, bir de şu anti parantez şunu söyleyeyim. E, günümüzde şöyle bir yanlış algı var. Yapılan birçok yanlış işler olabilir. Ama özellikle hani Emevi İslam'ı diye bir plan, bazen tabirler kullanılıyor. O dönemde sahabiden veya sahabi çocuklarından birçoğu hayattaydı. Böyle İslamiyet'in özüyle, temeliyle çelişecek bir takım davranışları konmasına müsaade etmezlerdi. Bunu bir kere unutmamamız gerekiyor. Birçok yanlış iş yapılmıştır ee, ve İslam dünyasının bugün bir birçok problemin temeli o dönemdeki olaylarla birebir ilişkisi vardır. O ayrı bir iş ama dediğim gibi böyle Emevi İslam'ı gibi Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu bir anlayışın değiştirilmesi gibi bir durum ne değil? Söz konusu değil. Bunu şunun için söylüyorum. Abdullah bin Zübeyir'e muhalefet ediyorlar. Ve Abdullah bin Zübeyir'e muhalefet ettikleri etmelerine rağmen Abdullah bin Zübeyir kararlı bir şekilde Kabe'yi Hazreti İbrahim'in temelleri üzerine inşa ediyor. Hatta nasıl inşa ediyor? O hatim dediğimiz duvara getiriyor ve Hazreti İbrahim'in Kabe'si ilk Hazreti İbrahim'in inşa temellerini yükseltti. Çünkü biz Kabe'nin ilk insandan, ilk peygamberden itibaren var olduğunu kabul ediyoruz Kur'an-ı Kerim'e göre. Ve hatta işte Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'le ilgisi bahsedilirken temellerini yükseltmesinden bahsediliyor. Bu çerçevede baktı, bakıyor ve kapısı yerde. Niye kapısı yerde? Çünkü Peygamber Efendimiz ve ondan Önceki ve sonraki zamanlarda Kabe biliyorsunuz Mekke bir çukurda bulunuyor. Ve yağmur suları geldiği zaman hani diyeceksiniz ki Mekke'ye yağmur mu yağar? Yağdığı zaman ciddi yağıyor. Hatta işte ulema tartışmış yüzerek tavaf etmek caiz midir diye. Hatta öyle resimler de var. hatta Yakın zamanda geçen bu sene olabilir veya geçen sene olabilir çok yoğun bir yağmur yağmış. Ciddi insanların bellerin üzerindeydi su o anlamda. Yani bunun örnekleri var. Onun için Kabe'ye çok zarar veriyor. Onun için hep su bentleri yaptırma şeyi var. Ee, i̇şte Peygamber Efendimiz zamanında, Hazreti Ömer zamanında çok ciddi Kabe'ye zarar veren su baskınları söz konusu. Bu yağmurlarla ilgisi var. Ee, ve e, Abdullah Kabe'nin kapısını Kureyşliler yukarıya yapıyorlar biraz. Yani şu anda bulunduğu gibi yukarıya yapıyorlar. Abdullah bin Zübeyir hem Kabe'yi yer hizasında yapıyor... Ve iki kapılı yapıyor. Tavaf bittikten sonra bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkma. En son yediye tamamlanıyor biliyorsunuz. hacer Lesvet'i başlangıç noktası yaparak etrafını bir kere döndüğümüze bir şavt diyoruz. Biz tavafı tamamlamak için yedi kere dönmemiz gerekiyor. İşte bu şekilde en sonun tamamlandığı zaman bir kapısından girip bir kapısından çıkma adeti var. Ve Kabe aslında... Hazreti İbrahim'in temelleri üzerine gelmiş. Niye göre yapıyor Abdullah bin Zübeyir? Ama Hazreti Peygamber e, orada bir e, ihtiyat payı bırakmış. Ne demiş? Kavime ağır gelmeyeceğini bilseydin. Şimdi bu ihtiyat payını bıraktığı için e, ve Abdullah bin Zübeyir yapmış işte Kabe birkaç sene öyle kalmış. Ne zamana kadar? Abdullah bin Zübeyir ortadan kim kaldırdı? Haccaş kaldırdı meşhur. Haccaç bin Yusuf es Sakafi. Ee, tabii Haccaç'la ilgili şunu söyleyeyim, Hatçac e, devleti için bağlı olduğu e, e, taiflidir kendisi. Bağlı olduğu devleti için e, gözünü budaktan esirgemeyen diyelim birisi. Abdullah bin Zübeyir'i biliyorsunuz, e, uygun olmayan bir şekilde ortadan kaldırıyor. Neticede siyasi bir mücadeledir ama. Abdullah bin Zübeyir önemli birisi. Ne bakımdan önemli birisi? Efendimiz hicret ettikten sonra Mekkelilerle ilgili yani muhacirlerle ilgili şaya çıkıyor. Yahudiler ne diyorlar? Hazreti Muhammed epter, yani soyu kesilmiş. Aynı şekilde muhacirlerin de Mekke'den gelenlerin de soyu kesik. Onun için Mekke'de dünyaya gelen ilk muhacir çocuğu. Abdullah bin Zübeyir bu anlamda önemli. Bir de tabi hep Peygamber Efendimiz merkezde anlatıyoruz da her şeyi. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz ismini koyuyor. Kulağına ezan okuyor. Ve e, hatta ilk lokmayı tattırıyor kendisine. Bu bakımdan Abdullah bin Zübeyir tabii önemli birisi. Bu anlamda Abdullah bin Zübeyir'in ortadan kaldırılmış olması e, kaldırıyor haccaç. İşte hatta annesi gidip rica ediyor... asılı kalıyor birkaç gün falan... ...bunlar tabii kötü... ...işte bizim konuşmamamız gereken şeyler... ...ama konuşuyoruz işte aslında... ...ve... ...daha sonra... ...bir rivayete göre Melike soruyor... ...Emevi halifesi o zaman... ...veyahut da kendi kafasına göre... ...Kabe'yi o peygamber efendimiz... ...zamanındaki haline... ...yani bugünkü haline... Yeniden getirmiş oluyor. Kapının bir tanesini kapatıyor, diğer kapıyı yukarıya çıkarıyor e, ve e, o haline e, getirmiş oluyor. Yani e, bu, bütün bunları niye anlattık? Şunun için anlattık. E, şu andaki Kabe, Peygamber Efendimizin gençliğinde katılmış olduğu Kabe'nin aynısı. E, Tabi tarih boyunca birçok şey geçirmiş, e, onarım geçirmiş. Tabi Kabe ile ilgili şunu da bilmemizde fayda var. Ee, bu da tabi Efendimiz'den bir hatıra olduğuyla da ilgisi var benim kanaatime göre. O da şudur. Kabe'ye e, hatta e, Ebu Hanife başta olmak üzere, İmam Malik başta olmak üzere daha sonra bazı Emevi ve Abbasi halifeleri Kabe'yi bu Abdullah bin Zübeyir'in yaptığı şekle getirmek istiyorlar. Fakat İmam Malik ve Ebu Hanife buna karşı çıkıyorlar. Karşı çıkma sebepleri şu. Diyorlar ki Kabe hükümdarların elinde oyuncak olur. Çok önemli bir şey yani bu. Tamam yani Kabe'nin azametini ne yapması lazım? Koruması lazım. Saygınlığını bir anlamda muhafaza etmesi lazım. Çünkü e, uzunca süre bizim ecdadımız e, Kabe'yi aslında Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemdeki gibi muhafaza etmeye çalışmış. Etrafına yüksek bina yapmamış. Kenar semtlere yapmış. Ve bir anlamda Hazreti Peygamber'in hayatı gibi. Mesela Mescid-i Haram'ın Abbasiler zamanındaki genişletilmesi var. Tek bir şart var Mescid-i Haram'la ilgili. Kabe merkezde bulunacak ve üstü açık olacak. Hep buna dikkat edilmiştir. Yani işte onunla ilgili anlatılan hadisler de var mesela Peygamber Efendimiz'den. İşte Kabe'nin aynı şekilde gökyüzünde de bir karşılığının olduğu, onu da işte meleklerin tavaf etmiş olduğu şeklinde, hatta Kur'an-ı Kerim'de geçen bir beyt kelimesiyle onunla ilgisi olduğundan filan tefsir kitapları, yorumlar yapıyor. Yani neticede yerle gök arasında bağlantı noktası Kabe. Tamam mı? Yani bunu hiçbir zaman için Unutmamamız lazım. Onun için Kabe'nin üzerinin kapanmasına izin verilmiyor. Ve bir de Kabe mutlaka Mescidi Haram'ın ortasında olması lazım. Hatta Abbasiler zamanında Mescidi Haram'ın genişletilmesi esnasında e, mühendisler dağı e, e, oymak yerine bu taraftan genişletiyorlar. Ve o Kabe'nin merkezde olma özelliği bozuluyor Mescidi Haram'ın. Hemen ulema itiraz ediyor. Ertesi yıl çok büyük para harcamak suretiyle Halife Mehdi zamanında olacak herhalde. Kabe tekrar ortada olacak şekilde dağlar, hani bir gün belki dağların olduğu yerleri kazmak kolaydır ama o zamanki şartlarda Kabe'yi ortada olma, yani Hazreti Peygamber zamanındaki özelliğini muhafaza etmesi için büyük ehemmiyet gösteriyorlar. Onun için Kabe ile ilgili herhangi bir iş yapmak ben yaptım da oldu diye olmuyor mesela. Bizim Sultan Ahmet camisinin ba banisi olan Sultan e, Ahmet e, Osmanlı Sultanı e, Kabe'ye sel zarar veriyor. Diyor ki e, biz niye bu dünyada yaşıyoruz? Hani medeniyet algımız var diye söylemiştim ya. Herkes de var o algı çünkü. E, Kabe'nin diyor bir duvarını altından bir duvarını gümüşten yapacak kadar gücüm var. Ben diyor burayı böyle yapmak istiyorum. Ama ne İstanbul uleması ne Mekke uleması o zaman Mısır uleması da önemli ne de Mısır uleması buna izin vermiyorlar. Peki ne yapacak Osmanlı Padişahı şanına yaraşır bir şekilde? Osmanlı Padişahı da şanına yaraşır bir şekilde altın ve gümüşten kuşaklar gönderiyor. Ve Kabe'nin altın ve gümüşten Kuşaklar konularak muhkem hale getiriliyor. Fakat iki yıl sonra bir sel daha geliyor. Ee, ve Kabe bu sefer kuşakla da onarılmayacak kadar zarar görüyor. O zaman Osmanlı Padişahı meşhur 4. Murat, Sultan 4. Murat. Ve Sultan 4. Murat buradan e, Kabe ile ilgili malzemeyi toparlatıyor. Hatta işte bizim bu ok meydanı e, tarafında bir alanda sergileniyor. Törenle buradan Mısır'a, Mısır'dan Mekke'ye gidiyor ve e, vardıktan sonra ülema toplanıyor. Kabe'nin bütün taşları numaralanıyor. Çünkü o e, 1640 mu olacak yanlış hatırlıyor olabilirim. O civarda Kabe'nin taşı var ve o taşların hepsi numaralanıyor. Ve daha sonra kaç tanesi kullanılabilir, kaç tanesi kullanılamaz. Onların hepsi belirleniyor ulema tarafından ve arkasından da e, bir e, sundurma diyelim. Yani işte bir çadır çevriliyor etrafına. Çünkü tavaf hiçbir zaman için durmayacak. İnsanlar orada tavaf ederken içeride Kabe'nin o e, eskiyen taşları değiştirilmek suretiyle 4. Muras zamanında sıfırdan yenisi yapılıyor. Ve bu arada ee, iş bitiyor Kabe e, tekrar asli hüviyetine diyelim asli özelliğine dönüyor artan malzeme var tabi insanlar o malzemeyi götürmek istiyorlar ama tabi Osmanlı buna izin vermiyor ne yapıyorlar bilinmeyen bir yere gömülüyor yani sırf Kabe'ye ait olan bir şeyin başka bir yerde kullanılması uygun görülmüyor onun için bizim kültürümüzde Kabe örtüsü dışında Kabe ile ilgili hiçbir şeyin kullanılmasına izin verilmez. Hatta Kabe ile ilgili değişiklik yapmaya da izin verilmez. Mesela bizim Mekke ve Medine'ye en çok hizmet eden padişahlarımızdan birisi de milletin çok farkında değil Abdülmecit'tir mesela Sultan Abdülmecit. Tabii siz en azından bizden ders almış, ders görmüş arkadaşlar olarak Son halifeyi de dikkate alıp bir ve iki diyorlar sakın öyle bir şey demeyin. Çünkü son halife Abdülmecid'in e, padişahlığı yok biliyorsunuz. Sadece hilafet var. Onun için saltanatsız hilafet olmayacağı için tamam mı? Yani onun için bir ve iki diye kullanmayın. Sultan Abdülmecid dediğimiz zaman bir tane Sultan Abdülmecid var. Bir de son halife Abdülmecid var. O ikisi yani. Bu iki ayrımı da ne yapmak lazım bilmek lazım. O Mescid-i Nebevi'yi sıfırdan yeniden inşa ediyor. O ayrı bir onun anlatımı var. İnşallah bir Medine şeyinde anlatılır o. Ayrıca altın oluğu değiştiriyor. Fakat diyor ki ya bu altın oluğa biz herkesin kullandığı altından biraz daha fazla altın kullanalım. Ona da izin verilmiyor yani. Ülema diyor ki hatta muhkem hale getirirken bile ancak belli bir sınır koyuyorlar. Ta bunlar aslında bir ayrıntı olarak görebilirsiniz. Ama bunların hepsi Kabe'nin Peygamber Efendimiz zamanındaki gibi inananlara hizmet etmesini sağlamaya yönelik, varlığını muhafaza etmesine yönelik Kabe'nin heybet ve azametinden Müslümanların yeterince istifade etmesiyle ilgisi var. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz zamanındaki onun çocukluğundan, hayatının sonuna kadar Kabe ile olan ilişkisi aslında hep sonraki dönemde bizim davranışlarımızla, Hazreti Peygamber'in sünnetine bağlılığımızla doğrudan ilgisi var. Çünkü en son biliyorsunuz biz haccı mesela nasıl yapıyoruz veya Kabe ziyaretlerini Peygamber Efendimizin yaptığı gibi yapıyoruz. Onun için ee, mesela Emevilerin çok sevilen, herkes tarafından sevilen Ömer İbni Abdülaziz diye iki buçuk yıl kadar iktidarda kalmış ama bütün e, tarihe mal olmuş önemli bir şahsiyet mesela. Ömer İbni Abdülaziz'in Medine ve Mekke valiliği var, haremeyin valiliği. O haremeyin valiliği esnasında Peygamber Efendimizin bulunduğu, namaz kıldığı, yemek yediği, istirahat ettiği bütün mekanları tespit ediyor mesela. Ve onların hepsinin belirli hale gelmesi için gayret gösteriyor. Hatta onların bir kısmı bugün işte biz Mescidi Kıbleteyn diye bildiğimiz, Mescidi Feth diye bildiğimiz veya Mekke'de işte e, Mescidül Cin veya Mescidül Bey'a diye bildiğimiz Hazreti Peygamber zamanında ilişkisi olan bütün mekanları tespit etmeye çalışıyor. Hatta işte daha sonra Herise diye e, Mekke kültüründe çok olan Peygamber Efendimiz'in de yediğinden bahsedilen bir yemek var mesela. Peygamber Efendimiz'in yemiş olduğu o herise yediği yeri bile insanlar uzunca süre unutmamışlar. Hatta işte Evliya Çelebi anlatıyor da belki uydurmuş olabilir yani. Çünkü satan adam şey diye satıyormuş işte. Hazreti Peygamber heriseyi burada yedi diye. Tamam yani haç mevsiminde oraya gittiyseniz hani bazen olur ya işte burada şu var her şey yerinde yemek diye. Bir de tabii ben bir de şunu öğrendim. Hayat biliyorsunuz, tecrübe. İstanbul bizim başkentimiz biliyorsunuz. Hep kültürel anlamda da başkentimiz. Onun için birçok mekanda olan her şeyin iyisinin başkentte olduğunu öğrendim ben yani. Onun için illa her şey iyisi olmaz yani. Mesela şimdi Elbasan'a gittik biz. Orada Elbasan tava yiyeceğiz. Bulamadık yani doğru dürüst. Dedik ki mesela İstanbul'da yemek daha iyi mesela. Onun için her şey yerinde bulmak lazım ama burada önemli olan e, Hazreti Peygamberle ilgisini kurmak önemli. Mesela işte Cebel-i Rahmi'ye Arafat'a çıktığı zaman Hazreti Peygamber şurada hutbe okuyordu diye. Hep Arafat'taki hutbelerin orada okutulmuş olması aslında Hazreti Peygamber'in yaşadığı coğrafyayla ilişkiyi hiçbir zaman için kesmemek. Bizim tabi Mekke ile ve Medine ile ilişkimizi kesmememiz bu anlamda ...bize neyi gösteriyor aynı zamanda? Ee, Hazreti Peygamber'in... ...sünnetine bağlılık anlamında ilgisi var. Onun için... E, ...sünnetle ilişki kurmamızın yolu... ...Hazreti Peygamber'in yaşadığı coğrafyayı... ...bilmekten geçiyor. Çünkü bizim o sünnet dediğimiz... ...ve uygulamaya çalıştığımız... ...her türlü davranışımız... ...zaten biz e, sünneti anlamadan... Ve sünneti uygulamadan Kur'an-ı Kerim'in e, yolundan gitme şansımız da yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için, ibadetlerimizi yapabilmek için, e, Hazreti Peygamber'in hayatıyla birebir ilişki kurmamız lazım. Hazreti Peygamber'in hayatıyla birebir ilişki kurmanın yolu da, onun yaşamış olduğu coğrafyayı e, tanımakla ilgisi var. Bu bakımdan Kabe, Mekke'nin şehir olarak ortaya çıkışının birinci sebebi ana sebebi yani o ve e, onun dışındaki her şey aslında bir ayrıntı. İşte zemzemden biraz bahsettim. Aslında ticaret meselesi. Gene biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman işte Kureyş kabilesinin ilafından bahsediliyor. Şimdi ilaf bir anlamda bugünkü e, tabirle e, imtiyaz alma. Yani ticari bir takım imtiyazlar elde etme. Ticari imtiyazı elde eden kim? Gene Hazreti Peygamber'in dedesi Haşim bin Abdümenaf. Yani Abdülmuttalib'in babası. Haşim bin Abdümenaf mesela. Biz o şeyle ilgisi var. Diğer taraftan işte fil vakası mevzusunun bir takım ilgisi olarak sunduk. Yani Mekke hayatıyla ilgisi olan ve hayatla normal olarak devam eden her şeyin mesela hanif diye bir kavram görüyoruz biz. Bu hanif kavramı Mekke'de e, tevhid inancına bağlı olanları olduğu kesin. Yani Hazreti İbrahim'in dinine inananlar olarak kastediliyor. Mesela Mekke'deki hanifleri bizim tarihçilerimiz e, saymaya, siyer uleması saymaya başlamış mesela işte Abdülmuttalip'ten başlıyorlar. Yani bütün bunların hepsi Hazreti Peygamber'in hem ecdadıyla hem de coğrafyasıyla bağlı. Aslında bizim tarih şuurumuzun oluşması, aidiyet duygumuzun bir anlamda bağlantı kurmasıyla da bundan ilgisi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi Mescid-i Haram mevzusuyla ilgili bir hususun daha altını çizeyim. Demiştim ki ben aslında Hazreti Peygamber'in 5. kuşaktan dedesi Kusay, mescid Haram'la e, Kabe merkezli olarak e, Kureyşlileri yerleştirdi. Aradan sokaklar var. İşte Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice ile evlendikten sonra oturmuş olduğu sokağın çıkmış olduğu kapıdan e, dan kim gelirse çünkü Kureyşliler Hacer-i yerine konulması konusunda aralarında ihtilaf çıktı. Bu ihtilafı giderecek kimse konusunda ne yaptılar? Eee bir formül geliştirdiler. Dediler ki yarın sabah buradan ilk geçecek kimsenin fikrine başvuralım. Ve Hazreti Peygamber aslında orada bir hakemlik yaptı. Yapmış olduğu hakemlik ne ile ilgili? Kabe'nin e, sembolü olan bir taşla ilgili. Hazreti Ömer ne diyor? Hazreti Peygamberin sana saygı gösterdiğini görmeseydim seni aslında elimle alır parçalardım diyor. Ama mesela işte saygı gösterme anlamında. E, çünkü e, tavafın başlangıç noktası. Bizzat Hazreti Peygamber'in selamladığını görmüş. Ve kendisi ona e, bundan dolayı saygı göstermeye ne yapıyor? Dikkat ediyor. E, ve Hazreti Peygamber Hacer Lesbet'i yerine ne yapmaya e, koyuyor? E, Kureyş'in aslında bir ihtilafını önlemiş oluyor. Çünkü e, Kureyş'in Kabe'ye vermiş olduğu ehemmiyet aslında bununla ilgili. Burada şu hususun da altını çizip aslında Hazreti Peygamber'in hayatı içerisinde hep bunun vurgusunu yapıyor, yapmış oldum. Bir de bana göre önemli olan biraz daha bu coğrafyanın dışında ama mutlaka söylememiz gereken hususlardan birisi. Şimdi biraz önce Hanifler'den bahsettik. İşte Kabe ve etrafındaki putlar var. Hazreti Peygamber hayatı içerisinde. Ama mesela biz ehli kitap mensuplarını özellikle Mekke bağlamında baktığımız zaman çok fazla Mekke'de bunların barınamadığını görüyoruz. Şimdi genel itibariyle işte bunlar gelmedi gitmedi diye konuşuluyor ama aslında Ebrehe'nin Mekke seferinin de bu işte ilgisi var. Ama Mekke aslında Kabe'den dolayı tevhid inancı ee, ve şirk dışında pek bir şeyin orada e, yaşamasına izin e, verilmemiş olduğunu görüyoruz. Yani e, bir gün e, müsteşrikler o kadar çok uğraşıyorlar ama mesela e, Mekke'de yaşayan beş tane Hristiyan, 5 tane Yahudi ismi bulamıyorlar mesela. Medine'dekiler kabul etmiyorlar. Ayrı bir iş o. Tamam mı? Ama e, bu Mekke ile ilgili bunu bulamıyorlar. Ben aslında bunun da Hazreti Peygamber'in yaşadığı çevreyle birebir ilişkisi olduğunu, çünkü sonraki dönemde eğer bunlar birkaç tane böyle ufak bir işaret Hazreti Peygamber'in hayatında ne kadar çok gürültü çıkartılmaya çalışılıyor. Bununla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Kendi kanaatim bu. Ama şunu tekrar söyleyeyim. Biraz herhalde lafı uzattım. Hazreti Peygamber'in yaşadığı Mekke aslında Müslümanlar sonraki dönemlerde onu hep muhafaza etmeye çalışmışlar. Ve Hazreti Peygamberle kendi aralarında bir en önemli bağlantı noktası olarak görmüşler. Zaten bir müminin hayatında günde beş vakit Mekke'ye yönelmek aslında Hazreti Peygamber'in hatırasına bağlılığı göstermekle de doğrudan ilgisi olduğunu söyleyerek ee, sorular kısmına geçelim efendim. Evet bir tanesi e, şeyle ilgili e, bu e, Kabe'nin yıkılıp yeniden yapılması ile ilgili e, Hazreti Aişe'ye e, Efendimiz sana gelip sorarlarsa hemen yapın demesini söylüyor. Bu rivayet tabi çok e, bunun gibi başka rivayetler de var. İşte Kabe'yi Habeşliler yıkacak filan diye. E, onun için bu rivayet çok fazla ee, şey bulmuyor. Yani mâkes bulmamış bizim kaynaklarımızda. Ee, çünkü öbür rivayet başta Buhari olmak üzere diğerlerinde olduğu için biz ona biraz daha şey yapıyoruz. Ee, Kabe-i Muazzama kıyamete kadar ayakta kalacak mı? Ya kalacak. Bunda şüphemiz yok yani. Her ne kadar etrafını şey yapmış olsalar bile, biraz önce söyledim ya, biz e, yeryüzüyle gökyüzü arasındaki bir bağlantı noktası olarak görüyoruz. ...onun sahibi var yani Abdülmuttalip söyledi biliyorsunuz onun sözünü... ...evet bu, bu soru da güzel bir soru... ...Kabe'den artan malzemenin gömüldüğünü söyledik... E, pek, ...ama diyorlar İstanbul'daki Hacer Lesvet parçaları... ...hatta bir ara geldi benim aklıma... E, ...Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin üstünde böyle... ...Mevlevi Sikkesi gibi e, kapısının üst tarafında... ...orada e, saçak var, sundurma var... ...onun üzerinde görürsünüz... E, ...orada e, var... Ee, tabi Hacer-ül Esved farklı bir şey. Yani öbür malzemesi gibi ne yapmamak lazım? Düşünmemek lazım onu. Hacer-ül de farklı bir muamele yapmışlar. Nasıl var mı Onlar tabi şey bu mukaddes emanetlerin geldiği gibi geliyor. Yani çeşitli şekillerde İstanbul'a bir şekilde ulaşmış. Yani gidenler veya şöyle de olabilir. Bu Mekke şeriflerine bırakılıyor ya. Peygamber Efendimiz'in soyundan gelenler onlar İstanbul'a hediye getiriyorlar. O hediyeler esnasında gelmiş olabilir. Mesela biz e, şimdi bu sakalı şeriflerin Peygamber Efendimize ait olup olmadığı meselesi konuşuluyor ya. Halbuki rivayetler var biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz bu e, sadece sakal değil onlar. Saç telleri de var. Tutam tutam alıp verdiğine dair rivayetler var mesela. İşte onlar e, İstanbul'a gelirken hediye olarak gelmiş yani bu anlamda. Yani o, o bakımdan bunun öyle olduğunu düşünüyorum.